soğuk havada dudaklarımı kötü etkiliyor. Of! Bunu ne çabuk bitirmişim. Hoşça kal eski dostum. Seni özleyeceğim nemlendirme sihirbazı. Bir dakika. Burada şekerlemem olduğunu tamamen unutmuşum. Kimse bakmıyor değil mi? Tatlı bir atıştırmalığım olacak. Gir bakalım şuraya. Ama sınıfta yiyemem değil mi? Of ya. Sonra yerim artık. Ama belki de... Oh, evet, bunu aynen yapacağım. Dudak şekerlemesi görevi başlasın. Bunun gibi boş bir dudak nemlendiricisi kabın varsa önce içindeki her şeyi boşalt. Böylece içine şekerlemeni sığdırabilirsin. Tamam, oldu. Kapağı kapat ve işte bu kadar. Derste karnın mı gurulamaya başladı? Sorun yok. Gel bana. Elimi bile sürmeme gerek yok. Afiyet olsun. Buz gibi kola beni çağırıyor. Küçük hanım, sınıfa içecek sokmak yasak. Ah peki, pardon. Hey, ama bu haksızlık. Neyse, sonra içerim. Bu arada bu beni idare eder. Hayır, sakız da olmaz Kate. Ne? Sana serbest ama bana yasak. Bu okulda amma geri kafalı. Durun tahmin edeyim. Telefon da yasak değil mi? Oh. Merak etme Kate. Bizde bir sürü kurnazca numara var. Oo, sandviç. Ağır ol bakalım. O benim. Bakayım dolapta ne var? Pek bir şey yok. Öbür yarısını alayım bari. Bayağı lezzetli. Bu da benim oldu. Oh, çok doydum. Şunu kaldırayım. Bir dakika. Tabağı burada mı bırakmış? Buna pişman olacak. Küçük sahte yılan. Biraz misina lazım. Misinayı sıkıca şöyle bağlayacağım. Güçlü bir yapışkan bant gerekli. Misinaya yapıştırıyorum. Harika olacak. Yapışkan bandı tam şuraya yapıştırdım. Burada biraz kestir yılancık. Müthiş olacak. Eminim o sandviçi de paylaşmak istemezsin. Kahvaltılık gevrek de mi kalmadı? Kirli tabağın karşılığını böyle alırsın işte. Korkunçsun. Salatamı yiyorum, şarkımı söylüyorum. Of, amma kas yapıyorum. Biraz meyve suyu içmeliyim. Ne oluyor burada? Öf, hala da içiyor. Bardakla içecek. Dır dır dır. Kate de amma dominant teyze. Bardakla iç dedim. Bardakla iç dedim. Çok fit olacağım. Ah! Bir dakika. Oo, fena pişman olacak. Ona bir ders vermenin zamanı geldi. Doğru miktarda acı sos. Kapağı iyice kaplasın. Oo, bayağı acı ha. İşte geliyor. Çok egzersiz yaptım. Daha çok meyve suyu içmeliyim. Su,
Su nerede? Bütün bir gölü içebilirim. Oh, fena acıydı. Ah. Biraz daha meyve suyu ister misin? Hayatta olmaz. Bana daha çok kalır o zaman. Haftanın en zor günü olan çarşambaya hoş geldiniz. Wow, uyuyakalmışım sanırım. Of, şu yaptığıma bakar mısınız? Ne yapayım ama sıkıntıdan öleceğim. Vicky, şuna bak, notlarımı mahvetmişim. Bir saniye, nasıl halledeceğimizi biliyorum. Bu limonlar acayip işe yarayacak. İşte oldu. Limondan nefret ederim. Şimdi yemeyeceksin zaten. Bak da gör. İşaret kalemini siliyor bak. Wow, bu limona büyü falan mı yaptın ya? Hadi artık işe geri dönüyorum ben. Bu limon hilesinin işe yaradığına inanamıyor musun? O zaman şuna da bakın. Bu çizgiye de birazcık limon sür ve gördünüz mü? Cidden işe yarıyor. Of, yaptığım şeyi göremiyorum ki. Tamam, bu toka yardımcı olur. Saçımı arkada toplayayım da şu tokayı takayım. Hayır. Of, çok kötü oldu ya. Aman ya. Bugün benim günüm değil gerçekten de. Bunu duyduğuma çok üzüldüm vallahi kızım ya. Siz de sınıfta toka problemi yaşıyorsanız sizin için iyi haberimiz var. Anlaşılan o ki bu kalemlerle karalamalar yapmaktan fazlasını yapabilirsiniz. Bunun gibi bir toka alın ve üstüne şeffaf bir yapıştırıcı sürün. Sonra ufak bir kalemi dikey olarak buna yapıştırın. Tüm tokayı kaplayana kadar devam edin. Ne kadar renkli yaparsanız o kadar iyi. Wow, bu tokan cidden de öncekinden harbiden çok daha güzel oldum ya. Wow, nereden aldın bunu? Söylerim ama karşılığını isterim. Evet, güzel güzel rahatlarken bir lavabo dolusu bulaşık görmek çok keyfinizi kaçırabilir. Of ya, bulaşıkları ne diye dün yıkamadım ki. Eh, şimdi halledeyim bari. Amma da çok vakit harcıyor bu iş ya. Ama ritmini yakaladığın an bulaşıkları çok daha hızlı yıkamaya başlarsın. Evet bayanlar baylar, son tabağımıza geldik. Amma uğraştırdı ha, karnım acıkmış. Hey, ben ne yapıyorum ya? Daha az önce bir daha bulaşık yıkadım. Başka bir tabak kirletmek istemiyorum. Tabak kullanman lazımsa ama bulaşık çıkartmak istemiyorsan şimdiki tüyomuza bayılacaksın. Tabağı kullanmadan önce üstünü streç filmle kapla. Ve ne yemek istiyorsan tabağına böylece dökebilirsin. Ay, bu makarna şahane duruyor, öyle değil mi? Sonra da yemeğini dilediğin gibi ye ve tabağın temiz kalsın. İşin bitince streç filmi çöpe at ve tabağını da yerine yerleştir. Bulaşık yıkamaya kıyasla çok daha zahmetsiz olmadı mı bu? Tamamdır tabak, seni de buraya koyalım. Biliyorsun bu yasak. Aynen dolabına gidiyor. Oh, Brian. Telefonun yok mu? O ne o zaman? Of ya, yakaladı beni. Hemen dönüyorum. Telefonu kaçırma operasyonu başlasın. Asayiş Berkemal sanırım. Şu an kapıdan geçtim. Ha? Neyse, dediğim gibi. Onu sonra arayabilirsin. Kaçakçılıkta berbatım. Hey, o bir meyve suyu paketi mi? Acaba diyorum... Evet. Sınıfa telefon mu sokmak istiyorsun? Kılıfını çıkar. Ve büyük bir plastik poşetin üstüne koy.
Sonra keçeli kalemle çevresini çiz. Bu tamam olunca kılıfı kaldır ve poşeti kes. Çizgiyi takip et. Plastiği yapıştırmak için mumlu kağıdı katlayıp kenarına yerleştir. Sonra saç düzleştiriciyle üstüne bastır. Sonra meyve suyu kutusunun ağzına al ve içteki plastik kısmı çıkar. Yan yatır ve üzerine sıcak silikon sık. Bu parçayı plastik poşete tuttur. Şimdi sanki meyve suyu paketi gibi duruyor. Doldur. Dolunca kapağını kapat. Telefonu tekrar kılıfına tak. Ve üzerine sıcak silikon sık. Meyve suyu paketini üstüne yapıştır. Oo, pardon hocam. Brian, o ne? Sadece meyve suyu, bakın. Peki, meyve suyu olur. Tamam o zaman.